Pak Demirli kararı çok ciddi yol gösterici kararlar. Yani Türkiye'nin sicili var bu konuda. Avrupa'nın da var. Özellikle İspanya ile ilgili kararlar bizim için çok yol gösterici ve kıyasladığınız zaman Türkiye ile aslında çok örtüşen kararlar. Orada da krala hakaret ayrı bir cezai yaptırıma tabi. Orada da daha ağır cezalar söz konusu. Orada Bask bölgesi milletvekillerinin daha doğrusu muhalif kanat olarak adlandırılan kişilere çok ciddi ve yoğun bir baskı var. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyi direktiflerine, özellikle medya ile ilgili bölümüne ve de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin tavsiye kararlarında deniyor ki hükümete, devlet başkanına ayrıcalıklı bir konum getirmeyin. Bu artık demokratik bir yapıda söz konusu olamayacak derecede aşılmış bir konudur diye değerlendiriyor. Avrupa ile bizim aramızdaki fark şu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları Avrupa ülkelerinde ciddiyetle takip ediliyor. Yasamalarını etkileyebiliyor. Fakat biz de dediğim gibi biz kendi Anayasa Mahkemesi kararlarını bile uygulatamıyoruz. Dolayısıyla AİHM kararları aktif kalamıyor veya yasamayı veya bir başka şekilde yargıyı etkileyemiyor. Aramızdaki temel fark bu. Onlar bir yöne evirebiliyor, çevirebiliyorlar bu kararları ama biz maalesef onu takipte geç kalıyoruz. Hemen toparlıyorum. Şimdi Türkiye'deki yargı pratiğinin durumu maalesef şu. Güçten yana tavır koyuyoruz. Birey ve devlet ayrımını yapamıyoruz. Yani bireysel korum, bireyin devlet için mi olduğu yoksa devlet mi birey için tartışmasında hep nedense güvenlik baskısı altında devletten yana bir tutum takınıyoruz. Ve güç denemesi artık bir tutuklamaya dönen bir baskı aracına döndü. Şimdi ben diğer konuşmacıların aksine siyasal mücadele boyutunun olduğuna kesinlikle katılıyorum. Bu ayrı bir tartışma konusu. Fakat hukuken yapılması gereken 3-4 farklı alternatif olabilir. Bunlardan bir tanesi hakareti veya bu hakaret, Cumhurbaşkanı'na hakaretin suç olmaktan çıkartılması. Bu bir alternatif fakat konjonktür gereği zor olduğu açık. Yasamada böyle bir gücün, bu iradenin sergilenmeyeceği gözüküyor. Somut norm denetimi bence en önemli buradaki konulardan bir tanesi. Somut norm denetimi için bütün meslektaşlarımızın bu davalarda anayasaya aykırılık iddiasını yüksek sesle dile getirmesi gerektiği kanaatindeyim. Ben Anayasa Mahkemesi'nin önüne geldiğinde bu konuyu ciddiyetle inceleyeceği kanaatindeyim. Eşitlikten mi ilerler yoksa anayasa madde 13'ten mi ilerler bunu göreceğiz. Ama takınacağı tutumun ne olacağından önce önüne getirebilmek çok önemli. Anayasanın 90 Taksim 5. maddesi Murat Bey söyledi. Dile getirildi ama bir mevcut pozitif düzenlemeyi es geçerek acaba yapılabilir mi sorusu pratik anlamda biraz zor ama tartışmaya açık. Belki Anayasa Mahkemesi onu da değerlendirecektir. Bir de tabii ki Avrupa Birliği'ni burada ben bir baskı aracı olarak kullanılabileceğini düşünüyorum. Şimdi tekrar görüşmeler başladı bazı konularda ama enerji falan. Temel haklar ve yargı bağımsızlığı ile ilgili fasıllar açıldığında Türkiye'ye bu yönden yapılacak baskıların Avrupa Birliği'nden gelecek bu yapılanmanın bir çözüme itebileceği kanaatindeyim. Yani düşük bir ihtimal, en yüksek faslı iddiayı Anayasa Mahkemesi'nin somut norm denetimiyle olacağını düşünüyorum ama Avrupa Birliği'nin de bu konuda baskı yapması gerektiğine inanıyorum. Umarım umut ışığı olan Anayasa Mahkemesi bu soruna bir çözüm getirecekler. Bizler de her olayda bunu taşıyıp anayasaya aykırılık iddiasında bulunup yürekli yargıç ve savcıları bulduğumuz andan itibaren bu sorunun çözümüne katkı sunacağına inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Efendim Gökhan Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Özellikle son tümcesindeki yürekli yargıç ve savcıları bulacağımız diyor. Şüphesiz aramızda onlardan da var ama sayılarının artmasını dileyerek ben bu konuşmayı tamamlamış olayım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi değerli arkadaşlar biz olayın uygulama yönelik bölümüne ilişkin kapıyı araladık. Öğleden sonra 13.30'da başlayacak oturumda çok seçkin konuşmacılar işin bilimsel ağırlıklı yönünü tartışacaklar. İnşallah onları izlersiniz. Şimdi görüş açıklamak isteyen olabilir ama müsaade edin söyleyeceğim.
Bu konuda açıklanacak çok görüş var. Söylenecek çok söz var. Yazılacak çok konu var. Çok ayrıntı var. Öyle olmasın da konuşmacıları her zaman bulamayız bir arada. Görüş açıklamaktan çok konuşmacılarımıza soru soracak arkadaşları rica edeyim. Bir 15 dakika bölüm. Buyurun adınızı da söyleyin ki tutanaklara geçsin. Merhaba Avukat Gülşah Deniz. Buyurun. Katılımcılar da tabii söylediler Kolombani Fransa kararını Pakdemirli Türkiye özellikle Süleyman Demirel ile ilgili bu karar onun zamanını arar olduk neredeyse yani onun o hani mizaha ve siyasi eleştiriye bakışını arar olduk. Artun Güvener, Türkiye, Mondragon, İspanya kararları var. Evet burada söyleniyor ayrımcılık yapılamaz. İşte herkese eşit davranılması gerekir. Zaten Fransa'da AİHM'in bu kararı çerçevesinde ilga etmişti o şey hükmünü, Cumhurbaşkanı'na hakaretle ilgili ya da devlet başkanı'na hakaretle ilgili hükmünü. Ama bizde şöyle bir durum söz konusu. Hakimler, özellikle hakim katılımcılara sormak istiyorum. Şimdi yine Antalya'da 4 gündür seminerdeler. Bu seminerler hep ifade özgürlüğüyle ilgili seminerler. Şimdi bir Gollum faciası yaşıyoruz yaklaşık 4 gündür. Yani Cumhurbaşkanı'na hakaretle ilgili bir mesele de Gollum meselesinde dünyaya rezil olduk. Yani Eliyah Wood bile açıklama yaptı. Peter Jackson hayır bu işte Gollum değildir Smeagol diye açıklama yaptı. Ama bir de şöyle bir durum söz konusu, hakim de bunu bilir kişiye gönderdi. Yani şimdi hakimlere Adalet Akademisi'nde ne olduğunu çok merak ediyorum. Biz hepimiz aynı sıralardan hani geliyoruz ama bizim bakış açımız daha objektif ve daha hani dünyaya, entelektüeliteye yakın oluyor ama neden hakimlerde böyle bir şey olmuyor? Baskının şu olması mümkün mü? Avrupa Birliği projeleriyle eğitiyorlar. Avrupa Birliği'ne, komisyona, sizin projelerinizde alınan eğitimler bir işe yaramıyor. Eğitimlerinizi acaba bir kontrol mü etseniz? Yani bu hani ifade özgürlüğüyle ilgili bakış açısı burada yani eğitimlerde herhalde başka bir eğitim veriliyor. Ben onu merak ettiğim için öncelikle onu soruyorum. Hangi arkadaşınıza soruyorsunuz? Murat Bey olabilir, Mustafa Bey olabilir. Vallahi kısmen değinmeye çalıştım maalesef. Şimdi Gökhan Bey'in sözünden devam ederek ben de belki bir şey söyleyeyim. Hani cesur ve yürekli yargıçlar umudunu söyledi ama ben de tam tersine cesur ve yürekli olmasına ihtiyaç duymadığımız yargıç ve savcıların olduğu bir Türkiye hayal ediyorum. Yani böyle bir şeye ihtiyaç duyma, sadece hukuku savunabilecek, hukuku uygulayabilecek tek istediğimiz bu. Yoksa özel olarak bir cesurlu veya yürekli olmaya gerek yok. Bizdeki sorun şu, kısmen bahsetmeye çalıştım. Yani hakimler, savcılar maalesef bizim tarihimiz boyunca böyle bir sorunumuz var. Hep siyasi iktidarların gündemini takip etmiş, politik gündemini takip etmiş ve gerçek anlamda böyle bir ezik, sinik bir pozisyonda yer almış. Yoksa biz mesela daha önce böyle eleştiriler getirdik. İşte başta da söyledim, devleti kutsayan bir zihniyet yapısı var. Dolayısıyla buna ilişkin işte hakim savcılarına karar vermiş. Kısmen geçmişte bunlar doğru olduğunu söyleyebiliriz bazı durumlarda. Ama şu aşamada işin doğrusu bunu söylediğimiz zaman ben birkaç yerde de bunu ifade ettim. Yani devleti savunma adına ideolojik altyapısını oluşturmak adına hakim savcılar böyle davranıyor dersek biraz hakim savcılara paye vermiş oluruz. Böyle düşünüyorum. Bu payenin dahi verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu işin bahanesi gerçekten bu kararların arkasında daha çok ciddi anlamda bir siniklik, eziklik ve psikolojik olarak hep kendini kompleksli hissetme düşüncesi var. Ve iktidarlar karşısında veya egemen güce, otoriteye karşı boyun eğme anlayışı var. Maalesef bu böyle. Bu akademide sadece olmuyor aslında. Siz belki kendi çevrenizde hep genelde böyle arkadaşlarla birliktesiniz. O yüzden biz daha özgür düşünüyoruz gibi geliyor olabilir ama avukatlar camiasına da baktığınız zaman son dönemde maalesef aynı bizim hakim savcılar gibi düşünen ciddi anlamda körü körüne iktidarın her istediğini onaylayan birçok avukat arkadaşımız da var. Yani bu hakim savcılar böyle de işte avukatlar öyle değil özgürlükçü anlamında bir şey söylemek çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Hatta genel yapıya baktığımızda, yurttaş yapısına baktığımızda hakim savcılar da bundan azade değil. Aynı şey yani sonuçta aynı toprağın çocuklarıyız. Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Akademik, Adalet Akademisi'ndeki yetişme tarzına gelince etkiliyor mudur? Olabilir ama tek başına bu etkili değildir. Çünkü temelden gelen bir yetiştirme tarzı var. Ama Adalet Akademisi'ne bakarsanız işte dediğiniz seminerdeler şu anda. Evet daha işte bir ay önce biliyorsunuz Strasbourg'da bir ifade özgürlüğü sempozyumu oldu. Orada basına da düştü. Adalet Akademisi'nde bu hizmet içi eğitimden sorumlu daire başkanı çıktı. Ne dedi?
Biz de Türkiye'de ifade özgürlüğü sorunu olduğunu düşünmüyorum. Tam aksine fazlasıyla var dedi ifade özgürlüğü. Yani burada bütün Avrupa'nın gözünde ve bayağı alay konusu da oldu ki bunu söyleyen daire başkanının olduğu Adalet Akademisi şu anda Avrupa Birliği'nin fonladığı Avrupa Birliği ile birlikte hakim ve savcıların ifade özgürlüğü kapasitelerinin güçlendirilmesi projesini yapıyorlar şu anda yani. Madem ifade özgürlüğü sorunun yok, niye böyle bir projeye ihtiyaç duyuyorsun Türkiye'de? Böyle bir sorun var. Hatta ondan bir gün sonra İstanbul'da Uluslararası Sempozyum'da ben yine konuşmacıydım. Ayağının tozuyla havalandan Yavuz Baydar dinleyici olarak gelmişti. Orada bunu anlattı. Ya böyle oldu. Başka olaylar da anlattı tabii yaşanan Türk delegasyonuyla ilgili. Dedim ki ama acayip panik halindeydi. Ya dedim bir defa sadece karşılaşmışsın. Böyle bu kadar paniklemişsin. Biz her gün rutin olarak yaşıyoruz bunu bunların içerisinde. Yani maalesef bizim anlayışımız ama yani bu toplumdan azade bir düşünce değil. Yani hakim savcıların ve toplumun egemen güce karşı sürekli bu hissiyat içerisinde olması sorun. İkincisi, ben minik bir şey söyleyeceğim. Bizim şey bir de bir... diyebilir miyim? Bunun eğitimden ziyade yine bir karikatürle ben cevaplayayım. Hangi dergideydi anımsamıyorum. Hakim yargılama yapıyor Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasından. Diyor ki sanık, hakim bey ne demişim? Hakim bey diyor ki de. O ona ne demişim o de. Sonra en son hakim diyor ki söyleyeyim de beni de içeri atsınlar öyle mi? Yani eğitimle bir ilgisi yok bu işin. Ben çözüm açısından bir şey söyleyeceğim. Tamam, bir dakikalık bir şey söyleyeceğim. Şimdi artık şikayetçiler sadece Tayyip Erdoğan ya da Ahmet Davutoğlu değil, Melih Gökçek ihbarda bulunuyor. Bizim yaklaşık son 20 dosyamızda onlar şikayetçi olmamasına rağmen Melih Gökçek'in ihbarcı olmasından kaynaklı Cumhurbaşkanı'na hakaret ve Başbakanı'na hakaret davaları açılıyor. Siz de buna dikkat edin. Buyurun efendim. Gözlüklü arkadaş, sonradan sonra size vereyim sırayla. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın soru. Başkan. Soru. Yalnız soru. Süleyman soru. Ben Hakim Murat Aydın Karşıyaka Adliyesi'nden İzmir'den geliyorum. İki şey söyleyip Mustafa Başkan'a bir soru soracağım. Şunun için şunu söyleyeyim öncelikle. Bence de temel sorun neden Cumhurbaşkanı'na hakaret fiillerinde bu kadar artış var? Bunu aslında izah etti konuşmacılar. Çünkü her şeyi kapsayan, her şeyin sorumluluğunu alan ve her şeyi öne çıkaran bir Cumhurbaşkanlığı anlayışı içerisinde var. Yani sorumsuz Cumhurbaşkanlığı makamının saygı değerliğini korumak için konulmuş bir maddenin böyle bir pratiğiyle karşı karşıya olduğum için. Hani bizim üzerimizden yargı üzerinden çok konuşuluyor. Onunla ilgili de şunu söyleyip soruma bağlayacağım. Neden yargı böyle? Yargısal ve Yargıçlar Sendikası 2010 referandumundan 2010 HSYK seçimlerinde, 2014 HSYK seçimlerinde topluma, barolara, herkese bunu anlatmaya çalıştı. Hakim ve Cumhuriyet Savcıları birer insandır. Aileleri var, çocukları var, maaşları var, kariyer beklentileri var. Bu meslektaşlarımızın bütün kaderleri yürütme tarafından kontrol altında tutulan, belirlenen bir kurulun elinde. Şunu söyleyeyim, çok açıktır ki bu kararların sebebi Gökhan Bey'in belirttiği gibi bu kararları çok verirse yükseleceği için değil, vermezse sürüleceği için böyledir. Bakın bir muhabir bir gün ifade vermeye gitmek eziyetine katlanmamak için bir baskı hissediyor. Bu kötü bir şey diyor Tora Bey, doğru. Ama biz hakim ve Cumhuriyet Savcıları her gün kariyerlerimizi, ailelerimizi, işimizi ortaya koyarak karar veriyoruz. Ha bu bizim görevimiz. Buna rağmen vermeliyiz. Buna rağmen vermeyen arkadaşlarımız mesleklerinin gereğini yerine getirmiyorlar. Onun hiç şeyim yok. Ama bunu görmek gerekir. Yargısına sahip çıkmayan bir toplum olumsuz hale gelmiş ve yürütmenin bir aparatı haline gelmiş bir yargıdan adalet beklememelidir. Bundan bu çıkar. O yüzden tartışmayı politik, siyasal düzeyde ama buradaki politik, siyasal söylemi deyince herkesin aklına günlük siyaset giriyor. Değil. Yargı politiği anlamında, yargının konumlanması anlamında, yargıya sahip çıkmak anlamında, adalete sahip çıkmak anlamında yapısı anlamında tartışmalıyız. Evet. Yoksa biz dönüp dolaşıp aynı yere geliriz. Doğru. Bu anlamda Mustafa Bey'in, Başkan Bey'in söylediği bunu harekete geçirmek anlamında bazı yöntemler denemeliyiz. Sokağın sesini daha fazla duymalıyız. Örgütler, gruplar, kurumlar bir araya gelmeliyiz dediniz. Bunu biraz açar mısınız? Bu anlamda neler yapılabilir?
Şimdi çabalar, halkın toplumu benimsemesi, desteklemesi konusunda neler yapabiliriz diyor. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz zaten. Ama başarılı olabiliyor muyuz? Çok da fazla olamıyoruz. Çünkü neticede her şey bir yerde ekonomiye dayanıyor. Biz şimdiye dek sivil toplum örgütleriyle birkaç defa toplantı yaptık. Arkadaşlarımız katıldılar. Türkiye'de sivil toplum örgütlerinin handikaplarından birisi işte sadece başkanlar düzeyinde veya yönetim düzeyinde, daha doğrusu şimdi yanlış söylemeyeyim, yönetim düzeyinde temsil ve çalışma ve emek vermede bağlanıyor. Başka türlü bir çalışma ne yazık ki çok fazla yok. Bakın bu salonda, bu salonun eğer bir mal rejimi olsaydı, ben aile hakim olduğum için söylüyorum, mal rejimi konuşulsaydı burada çok daha dolu olurdu. Ne yazık ki çok fazla ilgi de yok toplumda. Bunu suçlama söylemiyorum. Yani tabii ki bunları işte biz eğer kalkıp da işte bir sendika falan kurduysak, işte dernek kurduysak, örgütlendiysek mutlaka harekete geçirmek zorundayız. Bizim görevimiz. Ama doğrusunu isterseniz çok fazla karşılık bulamadık. Hatta İzmir, Bursa'da panel yaptık. İzmir'e yürüyecektik. Halkın adalet duygusu çoğalsın diye. Yürüyemedik. Yani çıktık. Biz hep sokaklara çıktık. Ama biraz önce şey vardı, Uluslararası Şular Komisyonu'yla konuştuk. Didem Yaylalı'nın ölümünü, hesabını HSYK'dan soralım dedik. Biz dört yargıçtık. İşte birçok konuda tepki vermeye çalıştık. Biz hep yalnız kaldık. Yani umutsuzum gibi. Evet, ne yapmak lazım? Çalışmak lazım. Tekrara düşme pahasına bir daha söylemek lazım. Bıkmamak lazım. Bunları da yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Teşekkür ediyoruz. Efendim, yani Mustafa Bey gene bu salona baktı. Salonun 10'da 9'u dolu. Gene iyi. Biz nice boş salonlarda 5 kişiyle konuşmaları yaptık. Toplumun ilgisi bu. Hep çıkar bahı öne çıkıyor maalesef. Bir de siyasal baskılar, yandaşlıklar, koyuluklar var. Bize değerlendirmeden, düşünmeden katılım var. Görüyorsunuz kimler nasıl alkışlanıyor, vatan serinde nasıl gurur duyuyor, sloganlara atılıyor. Öbür taraftan bir bilim adamı konuşma yapıyor, anlatıyor. Yalanacak çok şey var. İlgiye bakıyorsunuz çok az ama umut imanın anasıdır. Umutsuz kalmamak durumundayız. Buyurun efendim. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Aslan. Ben basın suçlarına bakan 2 ağır ceza mahkemesi savcısıyım. Bu nedenle sorudan ziyade katkı sunmak istiyorum izninizle. Ben hem suçun maddi yönündeki sorunları hem usul yönündeki sorunlarını açıklayacağım. Cumhurbaşkanına hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiş hakaret suçunun mağduru yönünden ağırlaşmış halidir. Dolayısıyla normal hakaret suçunda 126, 127, 128 ve 129. maddede düzenlenen bütün haller 299. maddedeki hakaret suçu içinde uygulanabilir. Cumhurbaşkanının haksız fiili nedeniyle kendisine karşı yapılan hakarette 129. maddenin 3. fıkrasını uygulamak zorundasınız. Bu bir. 129. maddeyi uyguladığınızda Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 171. maddesine gidersiniz. Cumhuriyet Savcısının dava açmak konusundaki takdir yetkisine. Hali bu. Evet. Yani cezanın esas hali bu. Usul yönünden kovuşturulmasında bir sorun var. Suçun kovuşturulması Adalet Bakanlığı'nın iznine tabi. Ceza Muhakemesi Kanunu'nda kovuşturmanın başladığı an iddianamenin kabul anıdır. Savcının dava açması soruşturma işlemidir. Ama Adalet Bakanlığı'nın 81 nolu genelgesine bakıyorsunuz. Daha soruşturma işlemi tamamlanmadan izin iste diyor. Bu Ceza Muhakemesi Kanunu 171 maddesinde düzenlenen kamu davasının ertelenmesi, kurumunun uygulanmasını tümüyle ortadan kaldırıyor. Çünkü dava açılma şartları olabilir.
Ama kişinin bir daha suç işlemeyeceğini düşünebilirim. Ve bunun hakkında dava açmayı düşünmüyor olabilirim. Genelge diyor ki, suçun işlendiğine ilişkin yeterli deliller varsa dosyayı bana gönder. Dava aç, bu konuda ben karar vereceğim diyor. Size kovuşturma izni verdiğinde dava açmak zorundasınız zaten. Bu bir. Adalet Bakanlığı'nın soruşturma, kovuşturma izni idari nitelikte bir karar mıdır? Bu idari nitelikteki karara karşı Danıştay'a, idare mahkemelere dava açma hakkı var mıdır?